Merhabalar, ben Sezgin. Bugünkü konumuz sizlere trendyol.com'da bir ürünü kendi markanızda nasıl yayınlayabilirsiniz onu anlatmaya çalışacağım. Trendyol'da kendi markanızı kullanabilmek için ya da kendi istediğiniz bir markayı Trendyol'a tanımlayabilmek için o markanın Trendyol veri tabanında bulunması gerekmektedir. Eğer o marka Trendyol veri tabanında yoksa ya ürün yüklenemez ya da Trendyol Home olarak yüklenir. Böyle bir durum söz konusu. Trendyol Home'un olayı da şu: ilk yüklemelerde, default yüklemelerde bu kod kullanıldığı için biz de hani Trendyol Home olarak söylüyoruz. Açıkçası marka bulunamadığı durumlarda Trendyol Home olarak yüklettiğimiz durumlar oluyor. İlk başlarda sorun olmuyordu fakat sonradan Trendyol sorun çıkartmaya başladı. Şöyle ki Trendyol Home olarak yüklenen ürünlerin artık onayını vermiyordu en son. Tabi bu duruma göre değişiyor. En sağlıklısı hangi markaysa, yani o marka üzerinden o ürünlerin yüklenmesini sağlamak. Peki bu markalar hangileri? Hemen onun da bilgisini vereyim. Bizim ürünaraştır.com'un altında, tüm araçların altında burada Trendyol marka sorgulama sayfasını görebilirsiniz. Buraya tıkladığımız zaman böyle bir sayfa geliyor. Bu sayfa Trendyol'un güncel marka listesini çekiyor. Trendyol.com'un veri tabanında olan markalar listesini çekiyor. Şimdi bizim markamız nedir? Tam Entegre. Bakalım Tam Entegre markası Trendyol'un markalar veri tabanında var mı? Evet, öyle bir marka çıkmadı. Ayrı olarak çıkmadı. Bitişik olarak da, evet, bitişik olarak çıktı. Bitişik olarak varmış Tam Entegre. Açıkçası şu ana kadar ben olduğunu bilmiyordum. Onu da bilgisini vereyim. Seçtiğimiz markanın ID'si 980555'miş. Yani bir ürün yüklendiği zaman Tam Entegre, yani bitişik Tam Entegre ile bu marka yüklenebilir. Fakat biz ayrık olarak yüklemeyi deneyelim. Onu da nasıl yapacağız anlatayım. En azından konuyu da bu şekilde pekiştirmiş olalım. Ne demiştik? Yani Tam Entegre, Tam Boşluk Entegre markası burada yok. Bakın marka bulunamadı uyarısı vardı ama birleştirdiğimiz zaman markamız var. Bu şekilde gelmişti. Şimdi burası şimdilik kalsın. Trendyol panelimize dönüş yapıyoruz. Trendyol panelimizde sol tarafta ürün başlığı altında, belge işlemleri altında, bakınız burada marka tescil işlemleri seçeneği var. Buraya tıklıyoruz. Buradan kategori seçimini yapıyoruz. Yazılım ürünlerini seçtim. Buradan Tam Entegre yazıyorum. Bakınız bunu seçiyorum. Şimdi şöyle bir durum var dikkat etmeniz gereken. Ben burada yazarken burada çıktı. Muhtemelen siz yazarken çıkmayabilir. Şimdi bu videoyu ben böldüm. Videoya ben bir iki gün önce başladım. Bu videoyu böldüm. Tekrar bu videodan devam ediyorum. İlk yazdığımda bu Tam Boşluk Entegre markası çıkmıyordu. Sonra ben bildirim açtım. Bu bildirim sonucunda Tam Entegre markasını buraya eklediler. Fakat benim buradan tekrar bu marka belgeyi yükleyerek şu alt tarafta bunu onaylatmam gerekiyor. O sebeple şimdi tekrar bu videoyu çekerek markanın geldiğini göstereyim. Eğer bu marka burada gelmezse, yani bunu seçemezseniz diğer süreçleri devam ettiremiyorsunuz. Şimdi belgemizi yükleyelim. Marka tescil belgemiz burada. Seçiyorum. Markamız geldi. Ne diyor burada? En fazla 3 adet belge yükleyebilir ve yüklenecek belge türleri PDF, JPEG veya PNG olabilir diyor. Marka tescil belgesini buradan ekleyebilirsiniz. Başvuru aşamasında olan belgeler kabul edilmemektedir. Şimdi diğer bir dikkat etmeniz gereken nokta da şu: başvuru belgeleri kabul edilmiyor. Yani siz bugün TPE'nin sitesine, yani Türk Patent Enstitüsü'nün sitesine girdiğinizde, marka başvurusunda bulunduğunuzda şu andaki fiyatı 280 TL. O 280 TL yatırdığınızda size bir marka başvuru belgesi veriyor. Diyor ki o başvuru belgesini yüklediğiniz zaman kabul etmeyiz diyor. Şu gördüğünüz marka tescil belgesi var ya, işte o 280'den sonra ortalama 6 aylık bir süre geçiyor. İşte o 280 TL ödüyorsunuz, marka başvuru belgesini alıyorsunuz. Ortalama 6 aylık bir süre içerisinde eğer bir itiraz gelmezse ve markanız tescil edilirse, şu yine şu anki fiyatı 750 TL olan bir ücret ödüyorsunuz ve bu şekilde markanızı tescil ediyorsunuz. Tescil edilmiş markayı Trendyol sizden istiyor. Ona dikkat edin. Yani sadece başvuru yaparak bu işlemi yapamıyorsunuz. Belgeleri onayla butonuna basıyorum. Bakınız burası yeşile döndü. Yine az önceki konuya gelmek istiyorum. Eğer yazdığınız marka burada çıkmazsa, şuradan seçemezseniz, burası yeşile dönmüyor, griye dönüyor. İşte benim birkaç günde başlayıp bitiremememin sebebi bu yüzdendir. Şimdi ben onayla butonuna basıyorum. Bu arada basmadan önce şunu da anlatayım. Marka tescil başvuru belgeleri kabul edilmemektedir. Zaten az önce de belirtmiştim. Marka menüsünden markanızı bulamamanız halinde buradan markanızı tanımınızı yaptıktan sonra tekrar deneyebilirsiniz. Belgenizin onaylanması veya reddedilmesi halinde sizinle e-posta yoluyla iletişime geçilecektir. Şuraya tıkladığımız zaman bakın şöyle bir kısım açılıyor. Burada da bir hata vardı. Yani buradan şöyle yapalım. Mesela marka ara diyorum.
Şu anda buldu. Burada da bir hata vardı dediğim gibi. Bulamıyordu bunu. Ben buradan tanımla dediğim zaman şurada sağ üst tarafta hata çıkıyordu. Trendyol tarafında 5. görüşmemde ancak bunu halledebildiler ama sonuçta hallettiler. Yani burada hata veriyordu, burada çıkmıyordu, beni bilgilendirmiyordu, uyarı vermiyordu vesaire. En son dediğim gibi 5. görüşmeden sonra bu markayı buraya ekletebildim. Hani bu problemleri yaşayabilirsiniz. Muhtemelen eğer hala siz bu videoyu izliyorken de düzeltmedilerse bu problemleri yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi o problemin sebebi markanın burada, şurada ve buradaki listede olmamasından kaynaklanıyor. Ama size de demiyor ki bu yok demiyor, uyarmıyor, herhangi bir bilgi vermiyor. Siz de benim gibi o şekilde çırpınabilirsiniz. Ama ben bu süreçleri atlattığım için size bütün bu bilgileri adım adım detaylı bir şekilde aktarıyorum. Onayla butonuna basıyorum. Evet, aşağı tarafa geldi. Oluşturma tarihi 13 Kasım 2021 00:51, yani şu anki zaman. Talep edilen tescilli marka tam entegre. Kategori yazılım ürünleri. İzin verdiğim satıcılar. Burada ben herhangi bir satıcıya izin vermedim. Eğer ben burada mağaza linki yazarsam o mağaza linki benim markam üzerinden ürün satabilir ama ben şu anda herhangi bir tedarikçiye, herhangi bir mağazaya izin vermedim. Satıcı ekle kaldır kısmı var. Yine buradan istersem satıcı ekleyip kaldırabilirim. Tıklayayım mesela. Buradan gördüğünüz gibi mağaza yönetim linki ya da cari ID'de arayınız diyor. Ben buradan iptale basıyorum. Buradan belge statüsü onay bekleniyor olarak görünüyor. Zaten burada ne demişti? Belgelerinizin onaylanması veya reddedilmesi halinde sizinle e-posta yoluyla iletişime geçecektir şeklinde bilgi var. Bakalım sayfayı yenileyelim. Evet, burada hala onay bekleniyor olarak gözüküyor. Bu şekilde biz belgemizi gönderdik. Artık buradaki de bahsedildiği şekilde Trendyol'dan gelecek cevabı beklemek durumundayız. Markamızın Trendyol'a eklenmesi bu şekildedir. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Umarım faydasını görürsünüz. Dediğim gibi Trendyol'daki o diğer sayfada yani şuradaki hata ve buradaki olmayan yönlendirme kafanızı karıştırabilir. Sürekli sizi böyle Trendyol tarafında iletişim halinde kalmaya zorlayabilir. Beşinci aktardıkları kişiden sonra bu sorunu çözdüler. Ben de en son buradan seçimi yapıp şu anda sizin de gördüğünüz üzere markamı eklemiş oldum. Videoyu bu şekilde sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize e-ticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşça kalın.